Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Belagat ilminin 3. ana bölümü, bedi kısmına başlayacağız. Böylece meani bölümü bitirilmiş oldu. Meaniden sonra beyan bölümü de tüm konularıyla bitirilmiş oldu. Bedi ilmi, beyan ilmi, belagat ilminin 3. ve son bölümüdür. Sözlükte yeni ortaya koyulmuş, güzel ve eşsiz gibi anlamlara gelir. İstilahi olarak ise muhatabın durumuna göre söylenmiş olan fasih bir sözün söz sanatlarıyla daha güzel ve süslü ifade edilmesini ifade eder. Yani muhatabın durumuna göre bir söz söyledik. Muhatabın durumuna göre söz söylemek meaninin işiydi. Fasih ve etkili bir söz söylemek de beyanın işiydi. Ve böyle söylenen bir sözü sanatlı ifade etmek, daha güzel ve süslü ifade etmek de bedinin işi olacak. Yani demek ki muhatabın durumuna göre konuşmak, meaninin işi, fasih bir söz söylemek, etkili, açık seçik bir söz söylemek, beyanın işi, söz sanatlarıyla daha güzel ve süslü ifade etmek, o da bedinin kapsam alanına giriyor diyebiliriz. Bedi bölümünde kısaca söz sanatlarıyla ilgili konular yer almaktadır. Bedi ilminin banisi bu alanda müstakil ilk sayılan Kitab-ül Bedi adlı eseriyle İbnül Mu'tez, bu Abbasi halifesiymiş, vefatı 296, bedi ilmi zamanla tekamül etmiş ve iki temel kısımda da incelenmiştir. Bedi ilminin iki temel kısmından bahsetmiştik. Onlar manaya dayalı söz sanatları, muhassinatul maneviyye, bir de lafza dayalı söz sanatları, muhassinatul lafziyye olmak üzere ikiye ayrılır. Muhassinatul maneviyye kısmı manayı güzelleştiren unsurları içermektedir. Bu başlık altında tıbak, mukabele, muraatun nazir, müşakele, tevriye, tecrid, hüsnü te'lil, te'kidül medh bima yüşbihül zem, te'kidül zem bima yüşbihül medh, tevcih, lefun neşr, cem'a, taksim, tecahülül arif, mübalağa, üslubul hakim gibi manaya dayalı söz sanatları konuları işlenecektir. Bunların büyük kısmını kitabımız gündeme getirecek. Biz bugün tıbakla, mukabeleyle konumuzu sürdüreceğiz birazdan. Muhassinatul maneviyyeyi anladık. Manaya dayalı söz sanatlarını içeriyor. Muhassinatul lafziyye dediğimiz lafza dayalı söz sanatlarında cinas, secer, raddül acuz ala's-sadr, muvazene, iktibas, husnul ibtida, husnul intiha, mumâthale, teşri', lüzumu mâ lem yelzem gibi lafza dayalı söz sanatları işlenecektir. Bunların da büyük kısmı kitabımız tarafından gündeme getirilecek. Bizler de zamanımız kaldıkça sizlere bunları anlatacağız. Biz bedi ilminin, yani söz sanatlarına dayalı bu alanın, bu kapsam alanının birinci ana dalı olan, alt dal olan muhassinatul maneviyye dediğimiz manaya dayalı söz sanatlarıyla ve onların ilki olan tıbakla artık yolumuza devam ediyoruz. Tıbak,
sözlükte uygunluk anlamına gelir. İstilahi olarak aralarında zıtlık veya karşıtlık bulunan kelimelerin bir ibarede uyum içerisinde yer almasına denir. Aslında lafızlar arasında bir zıtlık ve karşıtlık aranıyor. Ancak bunların bir cümle içerisinde veya bir ibare içerisinde karşılıklı olarak uyum içerisinde yer almasına tıbak deniliyor. Tıbakı oluşturan lafızların hakiki veya mecazi anlamda kullanılmaları önemli değildir ve bu mümkündür. Yani bir tanesi hakiki, diğeri mecazi de kullanılabilir. Tıbak, iki isim arasında, iki fiil arasında, iki harf arasında ve bir isim bir fiil arasında yapılabilir. Şu durumda bu saydıklarımız bir çeşitleme olmuş oluyor. Tıbak, iki isim arasında, iki fiil arasında, iki harf arasında ve bir isim bir fiil arasında gerçekleştirilebiliyor. Başka bir taksimde de tıbakın olumlu, tıbakı icap veya olumsuz, tıbakı selp kısımlarına rastlıyor. Hemen örneklere başlayalım. Birinci taksimde lafızların isim olması, yani iki isim arasında gerçekleşmesi, iki fiil arasında gerçekleşmesi, iki harf arasında gerçekleşmesi, bir isim bir fiil arasında gerçekleşmesi gibi lafıza dayalı, yani kelimeye dayalı taksimlerden bahsetmiştik. Onlardan ilki olan iki isim arasında tıbak örneklerini sizlere arz edelim. İki isim arasındaki tıbak örneklerinin ilkini kitabımız وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Sen onları uyanık sanırsın. تَحْسَبُهُمْ zannedersin. Onları هُمْ اَيْقَاظًا uyanık zannedersin. وَهُمْ رُقُودٌ ve onlar uykudadırlar. Esasen onlar uykudadırlar. Onlar uykuda iken sen onları uyanık zannedersin. Burada eyqazan ve rukud kelimeleri karşıt kelimelerdir. Eyqazan uyuyanlar, rukud uyanıklar ve iki karşıt kelimenin uyum içerisinde bir cümlede yer aldığına şahit oluyoruz. İşte böyle durumlarda biz tıbaktan bahsediyoruz. Aynı şekilde bir başka örnek. Vel evvelu, o Allah evveldir. Vel ahiru ve ahirdir. Vel zahiru, zahirdir. Vel batinu ve batındır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından isimler. O Allah evveldir, yani her şeyin başıdır. Vel ahiru ve her şeyin, yani ahiridir. Hem her şeyin zahiri hem de her şeyin batınıdır. Bakın, evvel ve ahir kelimeleri birbirine karşıt kelimeler. Zahir ve batın kelimeleri de birbirine karşıt kelimeler. Zıt anlamlar da içeriyorlar. Ve bunların bir cümle içerisinde tıbak, yani uyumlu bir şekilde gelmesine biz tıbak diyoruz. Bu ayeti kerimede bir tıbak belagî kuralı, belagat kuralı vardır diyebiliriz. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَب۪يرٍ مُسْتَطَرٍ. Her küçük ve büyük şey satır altına alınmaktadır, yazılmaktadır. Yani levh-i mahfuzda her şey yazılmaktadır diyor. Bu cümlede de sagir ve kebir lafızları karşılıklı olarak karşıt kelimelerdir ve bir cümle içerisinde uyumlu ifade edildiği için bu örnekte de tıbak belagat kuralı vardır. وَلَا تَقُولُوا, demeyiniz limen, şu kimseler için, yuktelu, öldürülen şöyle kimseler için demeyiniz. فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ, Allah yolunda öldürülen kimseler için sakın ola ki demeyiniz. Ne demeyiniz? اَمْوَاتٌ, ölüler demeyiniz. بَلْ اَحْيَاءٌ, bilakis onlar
diri kimselerdirler. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Burada emvatun ve ahyaun tabirleri karşıt kelimelerdir, zıt kelimelerdir ve bir ayet-i kerime içerisinde uyumlu olarak yer aldıklarından dolayı tıbak, belagî kuralı vardır diyebiliriz. Bir başka örnekte de el-yedul ulya hayrun minel yedis sufla. Evet, iki isim arasında karşıt kelimelerin varlığı, iki isim arasındaki tıbakı bize verir. El-yedul ulya, yüksekteki el, hayrun, daha hayırlıdır. Minel yedis sufla, alçaktaki elden daha hayırlıdır. Tabii biz bunu Türkçe'de veren el, alan elden daha üstündür şeklinde tercüme edebiliriz. El-yedul ulya bir isim, el-yedul sufla bir isim ve karşıt kelimeler, veren el, alan el şeklinde karşıt kelimeler birbirine karşı aynı cümle içerisinde yer aldığından dolayı iki isim arasında tıbak oluşur. İki fiil arasında da tıbaktan bahsedebiliriz. Rabbiyellezî yuhyi ve yumîtu, yuhyi ahya fiilinden, if'al babından bir muzari fiildir. Yumitu da emate fiilinden bir muzari fiildir. Emate yumitu. Ahya yuhyi. Her iki fiil de if'al babından muzariye dönüştürülmüş. Yani iki fiil arasında karşıt kelimeler bir cümlede ifade edilmiş. O benim Rabbimdir ki bizi o benim Rabbimdir hayatı veren ve ölümü veren. Zaten hayatın ve ölümün mülk suresinde yaratılmış olduğundan bahsediliyordu. Benim Rabbim hayatı ve mematı verendir. Hayatı ve ölümü verendir. Yani diriltiyor ve vefatı, ölümü de veriyor manasında, öldürüyor. Onun için yuhyi ve yumitu iki muzari fiil karşıt olarak bir cümle içerisinde tıbak olmuş. Ve tıbakta kullanılan lafızlar fiil olduğu için iki fiil arasında tıbak gerçekleşmiş. Ve ennehu, muhakkak ki o, huve adhake, güldürendir ve ebke, ağlatandır. Ve ennehu, yine o, huve emate ve ahya, öldürenin ve diriltenin ta kendisidir. Yani o Allah, güldürendir, ağlatandır. Yine o Allah, ölümü verendir ve hayatı verendir. Burada da adhake ve ebka, emate ve ahya fiilleri bir cümle içerisinde karşıt kelimeler olarak yer almış ve tıbak belagî kuralı gerçekleşmiş. Ve kullanılan lafızlar fiil olduğu için iki fiil arasında tıbak vardır diyebiliriz. Adhake, if'al babından adhake, yudhiku, idhaken, ebke, yubki, ibkaen, emate, yumitu, imateten, ahya, yuhyi, imateten şeklinde fiiller olduklarını hatırlatmış olalım. Bunlar if'al babından fiiller. Tu'ti el-mulke men teşâ'u. O Allah, dilediğine mülkü verir. Ve tenzi'u, yine alır. El-mulke, mülkü, mimmen teşâ'u, dilediğinden. Yine o Allah, dilediğinden de mülkü alır. Ve tu'izzu men teşâ'u, dilediğini aziz kılar. Ve tuzillu men teşâ'u, dilediğini zelil kılar. Dilediğini zelil kılar. Burada tü'ti lafzı ile tenzi'u lafzı birbirine karşıt olarak gelmiş. Tu'izzu lafzı ile tuzillu lafzı birbirine karşıt olarak gelmiş. Ve bunların hepsi fiil. Bunlar fiiller olduğu için burada biz tıbak vardır diyoruz. Ata yu'ti, tu'ti
El-mulke men teşâhu. Evet. Burada şöyle bir düzeltme yapalım. Tu'ti, ey Allah'ım sen verirsin. El-mulke men teşâhu. Dilediğine sen mülkü verirsin. Ve tenzi'ul mulke mimmen teşâhu. Ve dilediğinden de bu mülkü alırsın. Ve tu'izzu men teşâhu. Ve dilediğini aziz kılarsın. Ve tuzillu men teşâhu. Ve dilediğini de zillete duçar edersin, zillete düşürürsün. Evet, burada fiiller arasında bir tıbak gerçekleşmiş. Tu'ti, tenzi'u ile karşıt kelimelerdir. Verirsin, tenzi'u alırsın. Tu'izzu aziz kılarsın ve tuzillu ve zelil kılarsın. Bunlar karşıt kelimeler. Karşıt kelimeler bir cümle içerisinde mutabık olarak, uygun olarak geldiği için tıbak kuralı vardır. Ve kullanılan lafızlar hep fiil olduğu için iki fiil arasında, hatta birden çok fiil arasında bu cümlede tıbak var. İki harf arasında da tıbak gerçekleşebilir. Leha ma kesebet, onun kazandığı kendisine, ve aleyha mektesebet, yine kazandıkları aleyhine olabilir. Yani kazandığı iyilik onun lehine de olabilir ve aleyhine de, ettiği kötülük de aleyhine olur. Yani leha ma kesebet, burada leha ve aleyha harfleri, ala ve le, li harfi cer, ala da harfi cer malum. Ve bu harfler karşı karşıya gelmiş. Bir cümle içerisinde uygun bir şekilde yer aldığından dolayı burada tıbak vardır diyoruz. Leha ma kesebet. Kazandığı iyilik kendisinedir. Ve aleyha ve yaptığı kötülükler de yine mektesebet. Kazandığı kötülükler de kendisi üzerinedir diyor. Ve lehunne mislul lezî aleyhinne bil ma'ruf. Burada lehunne ile aleyhinne harfleri karşıt kelimelerdir ve harf oldukları için harfler arasında bir tıbak gerçekleşmiştir. Yani o bayanların görevleri olduğu oranda meşru hakları da vardır. Ve lehunne onların üzerine vardır. Mislul lezî aleyhinne üzerlerine olanların bir misli bil maruf, maruf ile vardır. Yani kadınların görevleri olduğu oranda meşru hakları da vardır manasında. Lehunne ve aleyhinne, burada da lam ve ala harfi cerleri bir cümle içerisinde karşıt kelimeler olarak gelmiş. Tıbak kuralı gerçekleşmiş. Tıbak bir isim ve bir fiil arasında da gerçekleşebilir. Eve men kâne meyten fe ahyaynâhu. Ölü iken dirilttiğimiz kimse. Ölü iken dirilttiğimiz kimse onun gibi olur mu? Eve men kâne meyten, yani bir ölü kimse olur mu? Fe ahyaynâhu. Biz onu dirilttiğimizde ölü kimse gibi olur mu? Yani dirilttiğimiz kimse hiç ölü kimse gibi olur mu? Burada meyten isim. Fe ahyeyna, ahya, yuhyi, ihyaen. Ahyeyna, bakın bir mazi fiil. Mazi fiile eklenen bir zamiri almış. Bizim dirilttiğimiz kimse gibi olur mu? Hiç ölü kimse bizim dirilttiğimiz kimse gibi olur mu? Meyten bir isim. Ahya fiili, ahyeyna fiili de bir fiildir. Burada tıbak, karşıt kelimeler bir isim ve bir fiil arasında gerçekleşmiş. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Rabbim, Hazreti İbrahim'in böyle bir duası vardı. Rabbim bana göster. Keyfe tuhyil mevta. Ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Tuhyi, ente tuhyi şeklinde bir muzari fiildir. El mevta ise ölüler manasında bir isimdir.
Burada tıbak bir cümle içerisinde bir fiil bir isim arasında gerçekleşmiş. Birinci ayette bir isim bir fiil arasında. İkinci ayette bir fiil bir isim arasında tıbak gerçekleşmiş. Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster anlamına geliyor. Tıbakın olumlu olumsuz şeklinde de bir taksimatı vardı. Olumlu tıbaka tıbakı icap diyoruz. Olumlu lafızlar arasındaki tıbaka tıbakı icap diyoruz. Minel cinneti ve nas örneğinde insanlardan ve cinlerden. Evet. İlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. Onların alışmaları, kış ve yaz yolculuklarına alışmaları. Evet, burada rihlete'ş-şitâi, eş-şitâi ve's-sayf kelimeleri, karşıt kelimeler, cinneti ve'n-nâs kelimeleri, yine cinler ve insanlar, karşıt kelimeler. Tabii tıbakta şöyle bir durum var. Tıbakta lafızların birbirine zıt olmasını her zaman beklemeyeceğiz. Yani bazen muhatabın kullanırken cümlede dizdiği bu kelime dizelerinin kendi aralarında bir karşıtlıktan bahsedebiliriz. Kendi aralarında minel cinneti ve nas tabirleri arasında bir karşıtlıktan bahsedebiliriz. İlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf, kış ve yaz. Evet, bunlar arasında da bir karşıtlıktan bahsedebiliriz. Cinlerden ve insanlardan, kış ve yaz yolculuklarına onları alıştırdığı için burada şita ve sayf kelimeleri tıbakı icabı, olumlu tıbakı bize veriyor. Çünkü olumsuz ifade edilen nefi edatlarından hiçbir tanesi kullanılmamış. Tıbakı icabda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Olumsuzluk edatları, Arapçadaki kullanılan la, ma gibi, lem gibi, olumsuzluk gayru gibi mesela, olumsuzluk edatlarının hiçbirinin kullanılmamış olması gerekiyor. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ahiret yurdu, evet birinci olan dünya yurdundan daha hayırlıdır senin için diyor. Yani sonundaki gelecek olan yaşam, ilk olan yaşamdan daha hayırlı olacaktır senin için. Ahiret ve ula lafızları birbirine karşıt kelimelerdir. Olumsuzluk edatları hiçbir şekilde kullanılmadığından ötürü bu örneklerde tıbakı icap vardır diyebiliriz. Tıbakı icabın diğer örnekleri اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ O Allah ki onları doyuruyor مِنْ جُوعٍ açlıktan ve âmenehum ve onları emin kılıyor min havfin korkudan onları emin kılmıştır. Evet. O Allah ki onları açlıktan doyurmuştur ve onları korkudan da emin kılmıştır. Bunlar mazi fiil, onun için tercümeyi mazi şeklinde yapalım. O Allah onları açlıktan doyurmuş ve korkudan da onları emin kılmıştır. At'amehum ve âmenehum lafızları birbirine karşıt lafızlardır. Yani ben biraz önce de söylemiştim. At'amehum ve âmenehum lafızlarının birbirine zıt olmasını düşünemeyiz. Ancak burada mütekellim, konuşan ve ayeti kerimeyi söyleyen Allah Teala bunları bir cümle içerisinde dizerken karşıt lafızlar olarak söylediğini düşündüğümüzden tıbak vardır diyoruz. At'amehum ve âmenehum lafızları birbirine zıt kelimeler değildir. Ancak karşıt kelimeler olarak kullanılmış. At'amehum onları doyurdu. Âmenehum onları emin kıldı manasında tıbakı icap var. Olumsuz bir durum cümlede yok. Yine cu'in ve havfin lafızları arasında da tıbakı icap var. Açlık ve korku tabirleri de birbirine karşı kullanılmış tabirlerdir. Bunların da zıt olduğunu düşünemeyiz. Allahümme ufir li hayyina ve meyyitina
Allah'ım, bu cenaze duasıydı. Cenaze namazlarında okunan bir duanın bir parçası. Allah'ım, lihayyina, dirilerimizi bağışla ve meyyitina, vefat edenlerimizi, ölülerimizi bağışla ve şahidina ve gaibina, burada hazır olanları ve gaip olanları, bulunmayanları bağışla ve sagirina ve kebirina, küçüklerimizi, büyüklerimizi bağışla ve zekerina ve unsana, erkeklerimizi ve bayanlarımızı da bağışla diye bir dua. Burada da olumsuz cümlede cereyan eden hiçbir edatın bulunmamasından ötürü hayyina, meyyitina, şahidina, gaibina, sagirina ve kebirina, zekerina ve unsana tabirleri birbirine karşıt lafızlar olarak gelmiş ve tıbakı icap gerçekleşmiş. Hayrul mali aynun sahiratun, malın en hayırlısı uyuyan bir göze ait. Aynun sahiratun, uyuyan, uyanık bir pınardır. Aynun sahiratun, uyanık bir pınardır. Li aynin naimetin, uyuyan bir göz için uyanık bir pınardır. Malın en hayırlısı uyuyan bir göz için, uyuyan bir göz için uyanık bir pınardır diyor. Böyle bir atasözü. Evet. Burada sahiratun ve naimetun tabirleri olumlu lafızlar. Cümlede olumsuz bir manada yok. Karşıt kelimeler olarak gelmiş. Uyanık ve uyuyan. Sahiratun uyanık, naimetun uyuyan anlamına geliyor. Tıbakı icap gerçekleşmiş. Son örnek. Ziyadetul mar'i fi dünyahu noksanu. Bu Ebu'l-Feth el-Büsti'nin bir beytiymiş. Ziyadetul mar'i, kişinin artırdığı, fi dünyahu, dünya malındaki noksanu, esasen bir noksanlıktır. Ve ribhuhu, ve onun kazancı, gayru mahdil hayri, hayır dışındaki kazançları da husranu, bir hüsrandır diyor. Evet, kişinin dünyadaki kazancı esasen bir noksanlıktır ve hayır dışındaki kazançları da esasen bir hüsrandır diyor. Şiirde noksanu ve husranu tabirleri, iki tabir, olumlu tabirler bunlar, karşıt kelimeler olarak yer almış ve tıbakı icap gerçekleşmiş. Tıbakı selpte aynı kökten olan lafızların bir defa olumlu, bir defa olumsuz olarak veya bir defa emir kipinde, bir defa da nehi kipinde ve benzeri şekillerde gelmesiyle olur diyebiliriz. Yani tıbak-ı selpte aynı kökten lafızlar karşıt olarak yer alıyorlar. Birincisi olumlu, ikincisi olumsuz veya tam tersi veya biri emir, diğeri nehi kipinde gelebiliyorlar. Hemen örneklere bakalım. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ. Sen attığında مَا رَمَيْتَ. Esasen sen atmamıştın. Onu Allah atmıştı diye devam ediyor. وَمَا رَمَيْتَ. Olumsuz bir fiildir. Rameyte ise olumlu bir fiildir. İşte böyle olumsuz, olumlu karşıtlığı yer aldığından dolayı böyle tıbaka, tıbakı selp diyeceğiz. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. İnsanlardan korkmayınız, benden korkunuz. Burada فَلَا تَخْشَوْ bir nehi, وَخْشَوْ emir fiil. Nehi ve emir karşıt olarak geldiği için tıbak-ı selp gerçekleşmiş. Yani benden, insanlardan korkmayınız, benden korkunuz. Burada nehi, burada emir var. Ve ma rameyte iz rameyte örneğinde ma rameyte olumsuz bir mazi fiildi. Rameyte ise olumlu bir mazi fiildi. Bu karşıtlığa biz tıbak-ı selp diyoruz. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun, meşhur ayet. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu cümlesinde, ayetinde ya'lemune, la ya'lemune olumlu, olumsuz olarak karşı karşıya geldiğinden tıbak-ı selp vardır diyor. Ve sevâun aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onları uyarsan da uyarmasan da eşittir bu. Onlar iman etmezler diyor. Enzertehum lem tunzirhum, her ikisi de mazi fiil
Mazi fiil olumlu. Burada muzari fiil olumsuz, lem cehd-i mutlak şeklinde gelerek olumsuz karşıtlığı var. Olumlu olumsuz karşıtlığından dolayı tıbakı sel vardır diyoruz. Thumme min mudgatin muhallakatin ve gayri muhallakatin. Evet. Sonra onu bir çiğnem etten yaratmışızdır. Yapısı belli belirsiz olan bir çiğnem et. Min mudgatin muhallakatin. Yani yapısı belli belirsiz ve gayri muhallakatin. Muhallakatin yapısı belirli ve gayri muhallakatin yapısı belirsiz bir çiğnem etten onlara bunu tavzih etmek için, izah etmek için, açığa çıkarmak için onları bir çiğnem yapısı belirli etten veya yapısı belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır diyor. Muhallakatin ve gayri muhallakatin olumlu olumsuz şekilde karşıt lafızlar olduğundan tıbakı sel vardır diyoruz. Allemel insane ma lem ya'lem. O insana bilmediği şeyleri öğretti. Alleme olumlu mazi bir fiil. Lem ya'lem bilmediği şeyi, burada da olumsuz muzari bir fiil var. Dolayısıyla tıbakı sel olur. Ve nunkiru in şi'na alen nasi kavlehum. Dilediğimizde biz istersek insanların sözlerini inkar ederiz. وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ. Biz konuştuğumuzda ise onlar bizim sözümüzü inkar edemezler şeklinde bir şiir. Samuel'in şiiriymiş. وَنُنْكِرُ biz inkar ederiz. اِنْ شِئْنَا dilediğimizde عَلَى النَّاسِ insanların قَوْلَهُمْ sözlerini biz dilersek inkar ederiz. وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ. Biz konuştuğumuzda ise onlar bizi inkar edemezler. Nunkiru, biz inkar ederiz. Ve la yunkirune, onlar inkar edemezler. Evet, iki tane fiil karşı karşıya olumlu olumsuz olarak yer almış tıbakı sel vardır. Mukabele, mukabelenin tarifi nasıldı? Karşılaşmak, karşılamak gibi anlamlara gelen mukabele, terim olarak bir ifadede birbirine karşıt olmayanları zikrettikten sonra aynı sıraya göre bunların karşıtlarını zikretmeye denir. Evet, mukabelede şöyle bir durum var. Cümle dizileri arasında bir karşıt aranacak. Tıbaka biraz yakın olması karıştırmaya sebep olabilir. Karşılaşmak ve karşılamak gibi anlamlara geliyor sözlükte. İlk önce birbirine karşıt olmayanlar zikredildikten sonra aynı sıraya göre bunların karşıtlarını zikretmeye mukabele deniliyor. El cemaatu rahmetun, topluluk rahmettir. Vel furqatu azabun, ayrılık ise bir azaptır. Bakın, iki tane cümlenin olması önemli. Ve iki cümlede karşıtlıkların olması önemli. Yani terkipler halindeki karşıtlığa biz artık tıbak demiyoruz, mukabele diyoruz. Şimdi cemaatin tabii ki burada karşılığı furka, ayrılık. Rahmetin karşılığı da azap olmuş oluyor. Fakat bunları cümleler halinde gördüğümüzden ötürü mukabele vardır diyoruz. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا az gülünüz, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا çokça ağlayınız. Evet, يَضْحَكُوا'nun يَبْكُوا karşılığı, قَلِيلًا'ın karşılığı ise كَثِيرًا olmuş. Fakat cümleler halinde karşılıkları yer aldığından ötürü burada mukabele vardır diyoruz. Yani mukabeleyi tıbaktan ayıran en önemli özellik, cümleler halinde bir karşıtlıkla rastlaşıyorsak o zaman mukabele vardır diyoruz. Eşiddâ'u alel kuffâri, kafirlere karşı şiddetli davranırlar. Ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında şefkatli, merhametli davranırlar. Eşiddâ'u alel kuffâr,
ruhamâ'u beynehum tabirleriyle karşılıklı olarak yer aldığından mukabele vardır diyoruz. Eşiddâ'u ruhamâ'u birbirine karşı lafızlar. Küffar ile de beynehumdaki hum Müslümanlara gidiyor. Bu hum Müslümanlara gittiği için o da küffarı karşılamış oluyor. Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolaylığı diler. Ve la yuridu bikumul usra. Sizin için zorluğu istemez. Yuridu, la yuridu. Yusra, usra. Bunlar birbirine karşı olarak gelmişler. Ancak cümleler halinde karşıtlık olduğu için mukabele vardır diyoruz. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Umulur ki kerih gördüğünüz şeylerde sizin için hayırlar vardır. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Sevdiğiniz birçok şeyde de sizin için bir takım kötülükler vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bunu bilir diye devamı da söyleniyor. Ayet-i Kerime'de burada tekrahu tuhibbu ile karşı karşıya gelmiş. Hayrun lekum, şerrun lekum ile karşı karşıya gelmiş. Ancak bunlar cümleler halinde karşıtlık dizaynı ile geldiği için mukabele sanatı vardır diyoruz. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Onların o terazisi ağır basan o kimseler, yani sevap terazileri ağır basan o kimseler, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Onlar razı olunan bir yaşam içerisindedirler. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Terazisi hafif basanlar ise, فَاُمُّهُ هَاوِيَةٍ Onların anaları, yani yatacakları yer, هَاوِيَةٌ Cehennemdir, haviye cehennemleridir diyor. Bu ayeti kerimede de فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ tabirinin tamamı وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٍ tabiriyle karşıt bir şekilde ifade edildiğinden mukabele sanatı vardır diyoruz. Burada ثَقُلَتْ خَفَّتْ ile عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ razı olunan bir yaşam فَاُمُّهُ هَاوِيَةٍ tabirleriyle karşı olarak yer almışlar. Bu karşıtlıklar cümleler halinde olduğu için mukabele vardır diyoruz. Tıbakla karışmamasının tek nüansı cümleler halindeki karşıtlıklara biz mukabele diyeceğiz. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى cümlesi وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى cümlesiyle karşı karşıya gelmiş. Bu karşıtlıklar bize mukabeleyi veriyor. اَعْطَى بَخِلَ ile وَاتَّقَى وَاسْتَغْنَى ile صَدَّقَ كَذَّبَ ile فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ile karşı karşıya gelmiş. Manası فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Allah'tan korkup da infakta bulunan, veren kimse وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ve güzelliği tasdik eden, doğruluğu tasdik eden kimse فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى onun yolunu kolaylığa çıkaracağız, cennete çıkaracağız. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى cimrilik yapıp burun kıvıran, İslam'dan uzak durup müstahni davranan kimse ise وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ve güzelliği yalanlayan, doğruluğu yalanlayan kimse ise فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى onun yolunu da cehenneme çıkaracağız diyor. Evet, burada mukabele sanatı var. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ o iki grubun misali كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ kör ve sağır olanların وَالْبَصِيدِ وَالْسَمِيعِ gören ve işiten olanlarla misali gibidir diyor. Burada a'ma basir ile asam semi' ile karşı karşıya gelmiş. Ancak kel a'ma vel asammi vel basir ve semi' terkipleriyle karşı karşıya geldiği için burada mukabele vardır diyor. Peş peşe gelselerdi bunlar, yani karşıtlıklar peş peşe olsaydı ve tek lafızlar halinde olsaydı o zaman tıbak diyecektik. Fakat burada terkipler halinde karşıtlıklar olduğu için mukabele diyoruz. Mukabele ile tıbak birbirine yakın. Bu ayrılığa dikkat etmek gerekiyor.
Ama kör ve basir gören, asam sağır ve semi işiten anlamlarına geliyor. İnnekum letekfuruna indel feza'. Siz korku zamanlarında korku zamanlarında çok kaçıyorsunuz. İnnekum la tekthuruna indel feza'i, korku anında çoğalıyorsunuz. Ve taqilluna indel tama'i, mal umulacak yerde ise azalıyorsunuz. Evet, burada ensardan bahsediliyor. Korkulacak yerde onlar ortaya çıkıyorlar, önde gidiyorlar. Ve tamah anında, yani ganimet toplanacağı zamanda da müstani davranıp haklarına razı oluyorlar. لَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفَزَعَ, korku anında çoğalıyorsunuz cümlesi. وَتَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعَ cümlesiyle karşı karşıya gelmiş. تَكْثُرُونَ تَقِلُّونَ karşıt lafızlar. فَزَعْ طَمَعْ yine karşıt lafızlar, burada mukabele vardır deniyor. دَعْ مَا يُرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ, sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak. فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَعْنِينَةٌ, muhakkak ki doğruluk bir itminandır, kalp rahatlığıdır. وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ, yalan da bir şüpheciliktir diyor. فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَعْنِينَةٌ cümlesiyle وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ cümlesi karşı karşıya gelmiş. Burada mukabele vardır diyoruz. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا cümlesiyle وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا cümlesi birbirine karşıt geldiği için mukabele vardır diyoruz. Evet, mukabele örnekleri daha da devam ediyor. Bu ayeti kerimede وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ cümleleri وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, bu cümleler birbirine karşıt geldiği için mukabele vardır. غَضِبَ الْجَاهِلُ فِي قَوْلِهِ غَضَبُ الْجَاهِلِ فِي قَوْلِهِ وَغَضَبُ الْعَاقِلِ فِي فِعْلِهِ, İşte bu cümleler de birbirine karşıt olarak gelmişler. Bunların tercümeleri kitabımızda var. Oradan siz bakabilirsiniz. Biz uzatmamak adına buraları hızlı geçiyoruz. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه cümlesiyle وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه cümlesi karşı karşıya gelmiş, mukabele olmuş. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث cümleleri. فإذا حاربوا أذلوا عزيزا, onlar savaştıklarında aziz kimseleri zelil kılarlar. وإذا سالموا, barış yaptıklarında أعزوا ذليلا, zelil kimseleri de izzetli hale getirirler diye. حاربوا أذلوا عزيزا سالموا أعزوا ذليلا, bunlar karşıt lafızlar olarak cümleler halinde oldukları için mukabele vardır diyoruz. Burada tıbak ve mukabele konularını bitirmiş olduk. Mura'atun nazir, müşakele konularıyla bir dahaki derste buluşmak dileğiyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.